Herkese Sekodu Sakal kanalından selamlar, sevgiler, saygılar diliyorum. Şu anda Tuna Motosiklet'te yakın zamandaki uzun yolculuğu anlatacağım. Bu yolculuk ilk 2019 yılında Tenere 700'ün gelmesiyle başlayan bir yolculuk. Çünkü Tenere 700 2019 yılında 64.900 lira liste satış fiyatıyla internet üzerinden bizlerle, kullanıcılarla tanışmış oldu. Şu anda 2019 model Tuna Motosiklet'in test motorunun başındayım. Burada hikaye başladı ama bu hikaye ilk tanışma, ilk aşk. Uşak'taki lansman tanışmasıyla beraber içimi kıpırdattı. 1200 Tenere'yi satıp 2019 Tenere ile tanışıp dedim ki 2020 yılında bu motosiklete sahip olmak istiyorum dedim ve sahip olduğum 2020 yılındaki Tenere 700'de tamamen üzerindeki hayatımız başlamış oldu. Bu öyle bir sevgi, öyle bir şeye dönüştü ki 2020'den 2022 yılına bu motosikletle uzun yolculuklar ve maceralar yaşadık. Yeni sahibi de şu anda kamera arkasında Memo ile beraberiz. O da daha sonra bana katılacak ve çekimimiz devam edecek. 2020 yılından sonra da dedim ki artık Tenere 700 değişti, bir şeyler yapmak lazım. Ve 2023 yılında da geldim TFT ekranlı yeni Tenere 700. 2023 yılında kendi kabuğundan değişim gösterip teknolojiye adapte olan bir Tenere 700 ile beraber olduk. Herkes sordu, niye World Rate almadın da Tenere 700 2023 TFT ekranlı bir Tenere seçtin diye. Ben de şöyle söyledim, bana daha çok uyuyor, daha iyi geliyor. Yani fazla da biraz ağırlığı bile kaldırmak istemiyorum diye düşünüp 2023'teki World Rate ile tanışma macerası sadece burada showroom'da oldu. Ve gördüğümde hele özellikle mavi rengi çok efsane olmuştu. Poltares de bu konuda zaten hepimizi iştahlandıracak videolarıyla bize zevki tattırmış oldu. Bundaki değişiklikleri, daha önceki Tenere 700'deki bazı neler değişti, neler yapıldı onlarla ilgili sohbetimizi Memo ile yapacağız. Ama sakın ileriye sardırmayın. Sizden rica ediyorum lütfen videoyu sonuna kadar seyredin ve beğenmeyi unutmayın. Evet, konumuz Tenere dedik ve Tenere'nin en başından sonuna kadar geldiğimiz güne kadar bunları konuştuk, giriş yaptık. Şimdi kapsamlı konuşmayı bu işi çok iyi bilen, kullanımı mükemmel, eğitim anlamında zaten yıllarını geçirmiş bir kardeşimle beraber size Tenere 700 hakkında acımasızca eleştirilerimizle beraber karşınızdayız. Memo ile beraberiz. Memo hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ne demek? Yani çağırdım. Ne demek abi dedin, geldin. Olur her mu? Zaman da varım dedin. Teşekkürler. Olur mu hoşum? Memo seni tanıyalım mı abi? Ne zamandan beri kullanıyorsun? Ne yapıyorsun? Aşağı yukarı 6 yaşında başladı bu hikaye. Evet. Öğrendiğim, motor kullanmayı öğrendiğim tarih 6 yaşında. Ben 20 yaşına kadar yarıştım. Toprakta motor kullandım. Aşağı yukarı 14 senelik bir toprak tecrübem var. Evet. 20 yaşında bir şekilde küstürdüler beni. Ve bir süre binmedim. Evet. Şimdi tekrar 30 yaşına sahaya geldik ve tekrar ufak ufak binelim diyoruz. Ama tabii daha sakin, daha büyük makineler, daha tur amaçlı şeyler. Ama bir şekilde o içimdeki çocuğu öldüremiyorum. Ve hala taşkınlıklarım devam ediyor. Toprak arıyorum hala. Evet. Öyle durumlar var. Vallahi en çok şuna da sevindim. Biz motosiklet vesilesiyle tanışmış olduk. Bir önceki motorumu Memo gördü ve dedi ki abi dedi ben bunu alırım dedi. Ne kadar? Şu kadar. El sıkıştık ve motosiklet Memo'nun oldu. Ben de 2023'te devam etme kararı aldım. Şimdiki ne oldu biliyor musun Memo? Ben bu motoru aldıktan sonra eski motorumu aradığım özellik şu oldu. Her şeyden önce Euro 5 design bir motor. Sendeki ise Euro 4. Ne demek istediğimi çok iyi anladın. Ya dedim bu gitmiyor falan diyorum. Böyle bir ataklanmıyor. Ya eski motorum olsa mı? Hani güncel kısmı yakalayıp fiyatı yakalama maksatlı yaptığım biraz da ticari düşündüğüm bir ortamda bu motorumu arıyorum.
Net söyleyeyim. Evet. Yani o hırçınlığını arıyorum daha doğrusu. Aranırdı. Mesela bu konu hakkında ilk giriş bununla yapmış olalım. Bu konu hakkında bir konuşalım. Ne dersin bu konu hakkında? Sen ne düşünüyorsun? Şimdi aslına bakarsan abi ben Euro NCAP standartlarında her sene daha da bence kötüye gidiyor bir yandan. Bir yandan da iyiye gidiyor. Doğaya da duyarlılık tabii ki çok önemli bir şey, evet, ama motorda bunu aramak ve gemileri serbest bırakmak çok saçma geliyor kulağa açıkçası. Bu kadar küçük aletle evet, sorun ediyorsunuz bu durumuna evet, geliyor. Tabii eminim gözle görülür bir ölçü zaten vardır, hissedilir. Çok hissettim yani. Eminim yani. Ama ilk başta şey dedim, 1000 km rodaj bir olsun, ondan sonra mı acaba yerine gelir? Bilmiyoruz. Onu da düşünüyorum. Hatta bununla ilgili bir sonrasında bir arazi düşüncemiz var. Yapalım, evet, ona göre evet, de bir değerlendirelim. Umarım. Öyle bir video da gelecek. Mehmet, bu sefer de biz Memo'ya konuk olacağız. Hatta bu videolarda sık gelsin istiyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. Yani ben gelirim, sen bana gelirsin. Böyle videolar yapalım. Tabii. Senin de bu arada bir kanalın var. O kanalın evet, ismini söyler misin YouTube'da? ABS Off diye bir kanal. Off birleşik ABS benim. Şurada yazacak. Evet. ABS Off diye bir kanalım var. Olabildiğince size yalan söylemeden, olabildiğince insanların... Halk diliyle. Evet, halk diliyle anlatmaya çalıştığım, pazarlama yapmadığım ve hiçbir yerden sponsorluk almadan bunu özgürce konuşabildiğim bir kanal yapmaya çalışıyorum. Yapmaya çalışıyorum diye öyle yapıyorum ve bu böyle olacak. Doğru bilgiler taşıyıp doğru şeyler size aktarmaya çalışıyorum. Ve bunun için çok heyecanla bekliyorum. Bir iki videosu var. Hatta seyrettim. Gerçekten beğendim. Yani işi bilen kişiden doğru bilgilerle bunu ediniyor olmak güzel. İstersen bunlarla bir acımasız bir başlangıç yapalım. İlk önce biliyorsun 2019'la biz tanıştık ve bu motor vardı. Bu motorda hani değişen özellikler 2023'le tamamıyla değişen özellikler. Hı hı. Yani şeyleri katmıyorum. 2022'de böyle renklerle oynandı, bir şeyler yapıldı ama her şey aynıydı. Evet. Hatta burada bir tane de şey olsun isterdim. Rally Edition olsun isterdim. Mesela Rally Edition'daki şeyler de farklılıklar gösteren. Aklımda aşağı yukarı. Sen de biliyorsun. Yani bunun sürecin başlangıcı aslında 2019. Evet. Yani gayet böyle tanıştık ettik, Tenere 700 bu muymuş filan dediğimiz şey. Hatta şu ya acımasız olacağımız kısımlar aslında burada başlıyor. Yani niye biz bu sinyalleri kullanmak zorunda bıraktırdın bizi, değil mi? Evet. Biz de o yüzden ne yaptın mesela? Evet. Oraya geçmeden önce yine ayrıntı göstereceğim. Gittim Çin işi mesela, evet, evet, dışarıdan AliExpress'ten bunları ısmarladık. Evet. Bunlarla bizi muhatap etti. Evet. Ha, bunu niçin yaptı? Rally Edition gelmeden önce bu sinyalleri kalktı, LED yaptı, istiyorsan böyle bir paket alırsın dedi, fiyatı da koydu. Evet. Mesela bu konuda gönül kırgınlığım benim de var, ne yazık ki. Elcikler gayet sağlamdı. Mesela sen de bir gördüğün şeyleri arkasındayım, söyle. Arkasındayım. Evet. Mesela ilk herkesin kafasına taktığı depo kapağı abi. Benim şeyde de gösteririz, onlar devam etti. Millet dedi ki bunu elimize alıyoruz dedi. Evet. Abi bu nedir dedi, elinde tuttu gösterdi. Evet. Bununla ilgili sen söyle, çünkü offroadçusun. Abi şimdi şöyle bir şey var. Bu motoru aynı zamanda yarışa girebilmek için de üretilen bir motor bu. Diğer her şeyden de, Afrika Twin'de de böyleydi bu iş. Tenere'de de böyleydi, Tenere'nin evveliyatında da aslında böyleydi. Ki sabit depo kapağı var mı bilmiyorum ama bu olay şudur. Bununla Dakar'a, Trans Anatolia'ya, işte, hangi neye girersen, ne Hellas'a, Mellas'a, nereye girersen gir, dolum noktasına geldiğinde bunu çıkartıyorsun. Evet, ya elini da, alıyorsun evet, böyle. Ya da buraya anahtarsız kıyı kırlıyız bir şey takıyorsun. Evet. Bunu eline alıyorsun ve elinde kocaman bir bidonla bir adam bekliyor. Burada evet, quick dolum aparatı olan. Sen bunu eline aldığında adam bunu buraya trak diye geçirip bekleyip hemen boşaltıp çekiyor. Bu sabit olsaydı eğer zaten bu olmayacaktı. Yani ekstra buna dönmek için bunu arayacaklardı. Bunun yanında satılıyor olması lazım. Ben de öyle düşündüm. Evet. Mesela bu ilk geldiğinde böyle ya Japonlar bunun bir nedeni vardır. Bunu yapma nedeni. Evet. Hatta lansmanda bunu, o Uşak'ta yapılan lansmanda bunu anlattılar. Bence de doğru mantıktı. Hiçbir benim için milletin şikayet ettiği noktada ben bununla şikayet etmedim. Ben de etmiyorum açıkçası. Aynen öyle. Sonra kullanılan malzemeler bilmem ne. Offroad bir motosiklette. Yani kalkıp da şunun tuşu böyle olsun, şu olsun, bu olsun dediğimiz herhangi bir şeyi hiçbir zaman aramadım. Ben de aramadım. Ama şunu aradım. Yine devam ediyor. Onu da yine göstereceğiz. Şu kabloların, şunların geçiş yerleri ve şunlardaki işçilik kalite olayı var. Görsellik zevki var.
Bana yine sorsan motoru çok sevmemden kaynaklı. Ben yine aramadım ama keşke dediğim nedenlerden bir tanesiydi. Sen nasıl bakıyorsun mesela? Abi ben çok umursayan bir adam değilim bunları ama. Hı. Tabii ki bunda elektronik bir fazlalık var. Offroad motorlarına göre ben racing motorlara göre konuşuyorum. Hı. Yarış motorlarına göre konuşuyorum. Ama tabii ki elektronik fazla olduğu için ABS dahi var. Kontrolleriniz olduğu için kablo demetim mecburen olacak. Olacak. Mecburen olacak ama nedir? Efendim bunları cırtla birbirlerine sabitleyebilirlerdi. Evet. Daha kibar bir görüntü oluşturabilirlerdi. Evet. Böyle şeyler var. Evet. Mesela çakmaklık olduğu dönemlerde araba çakmaklığı gibi. Buradan alayım Yılmaz Utku. Bu arada kamera arkasına oğlum geçti. Yılmaz Utku da bizle beraber. Çakmaklık normal bildiğimiz çakmaklık. Yılmaz, yıllar... Utku, Yılmaz Utku çok yakışıklı bu arada onu söylemeden. Onu takip edenler değerlendirsin. Şimdi şeyin sonunda gösteririz. Şimdi çakmaklığı söylüyordum abi. Bu geldiğinde aparatla bir USB çakmaklık girişli aparat vardı. Yamaha niye USB'yi doğrudan koymadı? Değil mi? Mesela. Abi... Nereden baktığımıza bağlı aslında. Evet. Şöyle de değerlendirebiliriz. Satış politikası. Satış olarak. Politikası kesinlikle öyle. Fiyat artacak ama bir de şöyle düşünebiliriz. Çakmaklık olmasaydı da USB girişi olsaydı bozulduğunda daha zor tamir edilebilir bir şey haline gelebilirdi. O zamanki bakış açısı o olabilir belki. Bak mesela aklın yolu bir. Bu evet. Daha kolay bulunabilen ve her yerden tedarik edilebilen bir şey. O zaman Yamaha parçası satın almak zorunda olacaktık yolda kaldığımızda bununla evet, alakalı. Evet. O konuda bir şey yok diyorsun sen. Evet, dünyanın her yerinde bu çakmaklığı bulabiliriz ama. Bu aslında baktığın zaman kötü bir şey değil. Evet. Bunun hikayesini biliyor musun? Hayır. Bunun hikayesini söyleyeyim. Benim yaptığım ilk iş şuralara bir şey koymak, scooter motora konur gibi koymak hoşuma gitmez. O yüzden gittim. Bir tane arkadaşım var Hüseyin, Ümraniye Sanayi'de. CNC konusunda müthiş. Dedim ki kardeşim ben buraya böyle yuvarlak ama... Güzel bir şey. Kenarları yine böyle kalsın. Buraya da geniş bir şey istiyorum dedim. Bana yaptı, üretti. Gerçekten de herkes de satın aldı ve beğendi. Bu benim ustalık dediğim çıraklık zamanım. Kalfalık ve ustalık dönemini göstereceğim. Böyle bir şey yapmıştı. Koruma demirleri bu Yamaha'nın orijinal koruma demirleri arkadaşlar. Şöyle motoru gösterdiğim zaman yazıyı kapatıyor. Japonlar şuna önem veriyor. Ben onu öğrendim. Bizim için görsellik önemli değil. Kullanılabilirlikteki şasiye bağlantı demirlerinin oluşu ve bu şekilde de kullanın dediği noktada ben Turatec koruma demiri takmıştım. Ve onların yazısı gözüküyor olması bilmem ne benim hoşuma gitmişti. Hı hı. Sen nasıl değerlendiriyorsun orijinal koruma demirini Yamaha'da? Yani hala da bununla devam ediyor ben öyle hatırlıyorum. Koruma demirlerini bu bir kere tercih abi. Evet. Sen kullanmıyorsun ben mesela. Ben kullanmıyorum mesela. Benden söktün, oraya da geçeceğiz. Evet. Ben kullanmıyorum mesela. Motor düştüğünde sivri bir yere denk gelmezse zaten buraya denk gelmiyor. Depo hizasına denk gelen bir yer değil. Hı hı. Ama Turatec mi alırdım, Yamaha mı alırdım? Yamaha alırdım. Fiyat fazla vermezdim diyorsun. Muhtemelen öyle. Bu da bir. Arada da ben şöyle düşünüyorum. Turatec atıyorum bir birimde yamuluyorsa... Evet. Ya da 5 birimde yamuluyorsa Yamaha'nınkiler 1 birimde yamuluyordur. Çok kaba söylüyorum bunu bilmiyorum. Yanlış söylüyorsam da cehaletimi verin. İkisini de zaten çekerek ve iterek düzelteceğiz. Hı-hı. Ben Turatec yanlısı değilim. Ben Yamaha yanlısıyım. Motora sen hatta hiçbir şey yanlısın. Değilim yani. Aslında. Evet. Ama motor markası kim ürettiyse biz bu motoru seviyorsak motorun malını almak Hı-hı. daha doğru olur diye düşünüyorum. Daha çok özenerek ürettiğine eminim Turatec'in. Evet. Bu da ayrı bir konu. Bu motosikletteki en beğendiğim yeri tahmin edebilir misin? Bilmiyorum. Farları. Abi. Farları. Yani hiçbir şekilde, hiçbir motosikletimde zaten yaptığım bir şey değildir ama görünürlüğü arttırma adına ben sis farı taktırırdım. Hı hı. Bu motosiklete hiç ihtiyaç duymadım. Selektör yaptığımda arabalar ayrıldı. Hatta farları müthiş güzel bir motor. Senin mesela bu motorda beğendiğin en büyük özellik? Ben aslında genel anlamda bütün tenerelerde. Yalan söylemeyeyim. Ben genel anlamda overall'da beğeniyorum motoru aslına bakarsanız. Hem geometrik olarak hem makinenin ömrü ve performansı olarak süspansiyonların çalışma mesafesi olarak abi ön tarafı çok sert duruyor bu arada. Farları çok sert duruyor. Görünüş anlamında. Görünüşü de çok evet. Aslında iki şekilde değerlendirmek evet. lazım. Bir görünüş, evet. iki işlev anlamında kullanabilir. Görünüş olarak ön tarafı felaket sert duruyor. Evet. Çok çok iyi. Tamam. Diyorum. 2019'da bunlar vardı. Geçelim mi 2021'e?
2021. Zaten 2019'da, 2020'de pek bir şey yokken 2021'de pardon 2020'de aldığım motor. 2020'de de hiçbir şey değişmedi. Aynı şekilde devam etti. Hatta kaplama olmadan önceki hali buydu. Evet. Ve ben kaplama yaptırıp sen de kaplamayı müthiş yaptırdın. Evet. Bu çalışmayı yakından gösterelim. Bu çalışmayı kime yaptırdın abi? Petrol Kafe Design yaptı. Evet. Sağ olsunlar. Benim de içimdeki duyguları anladı ve tam aslında içimde hissettiğim şeyleri yansıtan bir çalışma oldu. Ben bu de çok memnunum. Ciciş çok duruş nereden geldi aklına? Şu ayıcık abi. O ayıcık yıllardır var mı? Var. Yıllardır benle beraber. Evet. Aslında bakarsanız bir gezi yaparken, bir turu yaparken yolda bulduğum bir ayıcık o benim. Aa. Evet, yolda buldum onu. Aldım aşağı yukarı 4 senedir, 5 senedir falan benle beraber ayı. Uğur getirsin sana. Öyle olduğuna da inanıyorum. Arkadaş olalım dedik. Güzel, iyi bir yol arkadaşı. Ben bu tür şeyleri ilk başlangıcı Asil'de görmüştüm. Asil Özbay, arkadaşım buradan selam olsun. Onun da bir böyle kendine benzer bir şey var, oyuncak var. Onu koyuyor. Bu da güzel bir şey. Belki ben bilmiyorum, beni çok şirin gösterir diye ben Gelelim, mesela elciklerini değiştirmişsin benden sonra. Evet. Onu gördüm. Yani bu motor üzerine biraz konuşacağım. Senin motorunu ki hemen hemen 2019-2020 aynıydı. Exos Rally Edition'da bir Akropovic Exos'la beraber bir kullanım oldu. Onun dışında Tenere 700'de bir değişim yine olmadı. Ve STR lastikten ziyade ben pahalandıkça başka lastiklere dönme gereği duydum. Abi ne oldu ya? STR ne oldu ya? Evet. 10 küsurlarda diye biliyorum ben. Yalan mı? İşte o yüzden bizi neye yönlendirdi? Mitas'a ve Alnas'a yönlendirdi. Evet. Alnas olması senin için aslında sen yerli mal kullanma merakı olan, daha doğrusu teşvik olması gerektiğini kesinlikle inanan bir insansın. Kesinlikle. O konuda lastik, bu Tenere 700'e yakışan lastiği konuşalım seninle. Tamam. Nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle. Şimdi Alnas'ta aslına bakarsan abi, İnsanların yanlış anladığı bir durum var. Hı hı. Hem istiyoruz ki uzun yol gitsin, geç bitsin, hem tutunsun. Böyle bir kombinasyon yok. Onu ben deneyimledim. Böyle Kara 4'te mesela bir tur çıktım, Güneydoğu turu yaptık eşimle beraber, yüklü. Süper. Kara 4 bitti. Evet. Ama tutar falan. Tuttu. Tuttu. Ama lastik kesemi tutamadı. Lastiğin tutuyor olması yumuşak olduğu anlamına geliyor. Çoğu zaman böyle. Evet. Sert olması da kolay bitmeyeceği anlamına ve kayacağı anlamına geliyor çoğu zaman. Evet. Bunun ikisinin arasını ürettiğiniz zaman, Alnas bunu iyi bir ortada yapıyor aslında. Bunun ikisini arada ürettiğiniz zaman lastiği ısıtmanız gerekiyor tutması için. Evet. Alnas'ı da Capra serisinden bahsedeyim. Evet. Capra serisini de ısıttığınızda en azından bir 10 kilometre, 15 kilometre kullandığınızda ısıttığınızda gayet iyi bir tutuş sergiliyor. Ben çok aşağı kalır bir yanını görmedim. Yağmurda falan kullandığında? Yağmurda falan kullandım abi, yağmurda her lastik kayıyor. Dişli lastik kayıyor zaten. Her lastik kayıyor zaten. Yani hiç kimse zaten yağmurda bu lastiğin dibini kullanmıyor. Evet. Kimse boşu boşuna lastik yağmurda kayıyor demesin bana. Zaten herkes 30 metre geriden fren yapıyor yağmurda. Evet. Mesela şu var, ben sana satmadan önce bunların üzerinde Winter Grip Plus vardı. Kışın kullandığım bir lastiktir bu arada, onu da belirteyim anlasın. Ama dedim ki bunu alacak kişi dişli lastiğiyle severek kullansın diye ben gittim Mitas'ın 07 Plus'ını aldım. Çok teşekkür ederim. Orada da Enduro Market Latife çok teşekkür ederim. Bana çok büyük kolaylık sağladı. Ve o lastikle sana satışını yaptım. 400 kilometre veya 350 kilometre kullandım. Ondan sonra verdim. Peki nasıl değerlendiriyorsun Mitas'ı? Söyle. Hiç şey yapma. Yani tamam. Mitas şöyle. Sokakta çok süper bir lastik değil. Yine Alnas'la alakalı söylediklerimin bu serisi, E07 için konuşuyorum. Yine ısıttığınızda çok iyi bir performans sağlıyor asfaltta. Ama tabii güneş vurmuş, bitmiş asfalttan bahsetmiyorum. İyi bir asfalttan bahsediyorum. Anladım. Yine iyi bir performansı var, fren performansı da güzel. Ben memnun ayrıldım mesela. Tamam. Ama sen off-road'a girdin bununla. Evet. Off-road'da kuru ve düz bir zemin isteyen bir lastik bu. Birazcık sulu, ıslak, birazcık ya da yağmurlu bir yerle karşılaştığımızda çok çabuk pislik topluyor. Pislik dediğim ya, çok çabuk çamur topluyor. Anladım. Bu
şey yanlış anlaşılmasın. Hızlı gittiğinde çamuru atar. Evet atar ama hızlı gidebileceğiniz halde toplamıyor. Hızlı anladım. Gidemeyeceğiniz halde topluyor. Anladım. O zaafı evet. Var. Ve çok zor boşaltıyor lastiği. Anladım. Çamuru. Böyle bir zaafı ama var. Ama sen böyle asılıp attırabilirdin. Ön ne olacak? Kurtarmadı mı? Evet, olmadı yani. Peki bu 2020'yi bıraktık. Geldik 2023'e. 2023'te çok şey değişti. Evet. Çok şey değişti. Blok aynıydı. Evet aynı. Bloğun belki de kullanımla alakalı bilmiyorum ama önceki bloğun renginden sonra renk de değişti. Biraz daha farklı bir renkte çıkardılar. Artı zaten en büyük değişikliği yaratan ekran oldu. Evet. Ekran konusundaki fikrin nedir? Yani ekranı nasıl görüyorsun? Ekranın TFT ekranı olması bir özellik kazandırdı. Telefon bağlanabiliyor, gelen mesajları görebiliyorsun. Kesinlikle. Bir de bununla en kötü yanı benim sıkıntı çektiğim, onu da belirteyim. Buradan, showroom'dan alırken bir tanımlama olayı var. Merkezle beraber aktivasyon dediğimiz. Yeni makinelerde böyle bir sorun oluşuyor. Ben parasını verdim, bugün anlaştım, hadi motoru alıyorum, gidiyorum, plakayı da takayım dediğinde gidemiyorsun. Aktivasyon gerekiyor. O aktivasyon da bir gün sonrasında bir gün sürüyor. Çünkü buradan evraklar gidiyor filan. Onu aklınızda bulunsun. Hani motor vardı da alamadık da alsak da zaten aktivasyon bizim için bir şey değil. Motor sırası bekliyoruz. Bir de aldıktan sonraki heyecana bir günlük bu beklenti eklenmiş oluyor. O yüzden böyle bir sıkıntı demeyeyim de sabırsızlıkla bekleyen için evet. Bir gün daha bir zaman dilimi giriyor araya. Evet. Bununla ilgili ben bunu söyleyebilirim. Senin 2023 ile ilgili görsellik anlamında neler dikkatini çekti? Şimdi görsellik anlamında abi bir kere yani zaten granaj setimiz, kıyafetlerimiz aynı. Evet, renk tonu evet. Değişti. Kıyafet yazı formu değişti. Aynı ama yazı fontu, ben açıkçası bunların yani 2023'ün yazı fontunu daha çok beğeniyorum. Evet. Ve mavisi çok hoş. Evet. Yani çok beğendiğim bir... Bu iki renkle geldi zaten. Bir koyu rengi var, aklımda tutamadım ama Midnight bir şey diye geçiyor. Yok, o şeyde geçiyor, özür dilerim. O World Rate'de geçiyor. Bunun bir koyu rengi var, bir de bu rengi var. İki renk var. Ben çok beğeniyorum mavisini açıkçası. Bir de şunu da söyleyeyim, ekleyeyim. Maviye mavi jantı beğenmiyorum. Maviye siyah jantı beğeniyorum. Sen öyle beğeniyorsun. Ben öyle beğeniyorum. Ben de mesela maviyi beğendim açıkçası. Tamam, evet. Farklı kombinasyonlarla bu arada mavi jant çok iyi duruyor. Evet. O da ayrı bir konu. Yani nefret etmiyorum asla. Anladım. Görsel anlamda evet, değerlendirirken. Stok halinde değerlendirirken. Bizim ekranımızda da ben biraz garantici olduğum için aslına bakarsan abi bir süre kullanmanı seyredeceğim. Bir problem yaşamazsam. World Trade'e geçersen bunu alırım mesela diyorsun. Evet senden bunu alabilirim. Tamam. Ama bu arada telefondan ya da bir herhangi bir yerden mesaj geldiğinde ya da arama geldiğinde bunları görebilmek büyük avantaj zaten. Güzel. Evet. Yani ona göre açmak istersin. Evet, aynen öyle. Şeyini, yani, interkomunda falan. Değerli biri ya da belki de hepimizin başına gelebilir. Kritik bir an yaşayan biri arıyor olabilir. Belki birimizin hastanede bir şeyi vardır ya da birinden haber bekliyoruzdur. Teknolojiyi iyi niyetli kullandığında gördüğündeki bakış açısıyla değerlendiriyorsun. Kesinlikle öyle. Yatsıyabiliyoruz çünkü giderken, tabii. Yol yaparken. Telefon çalıyor, durunca bakarım diyoruz. Bazı telefonlarda ses hani kullandığın telefona göre geliyor. Mesela iPhone'da işte şu kişi arıyor gibi bir ses şeyi geliyor ama ben şeyi görmek şöyle güzel, müsait olduğunda ara bir şey söyleyeceğim diyen birisi varsa orada mesajı görmek güzel bir şey, önemli. Evet. O anlamda önemli. Ben beğeniyorum o yüzden. Bu tuş değişmiş, onu gösterelim. Buradaki başlangıç anlamındaki tuşu... Yeni tracer'larda gördüğümüz tuşu eklemişler. Bu güzel bir görsel yaratmış. Şeyde TFT ekran görüntü şeyde buradan değişiyor. Onu da göstereceğiz. Anahtarı üzerinden almışım sanki çalacaklar gibi. Burada koyup aslında açıp göstersem yeriydi. Bunu da gösterelim sonrasında. Zaten biliyorsunuz. Onun dışında değerlendireceğim bir şey var mı? Mesela World Raid'le göre bunu almak ne anlamda değerli? World Raid'i niye alırdın? Şimdi, mesela ikisini birlikte değerlendirelim. Mesela tamam. Sen gel buraya istersen. Tamam geldim. Sen buraya gel, ben de buraya geçeyim. Tamam.
İkimizi aynı motor üzerinde orayı da alarak burayı da alarak konuşabiliriz. Nasıl değerlendiriyorsun? Ben neden tercih etmediğimi sonra açıklayacağım. Tamam. Bir kere motor çok şirin duruyor üstten. Evet. Tamam mı? İnek burnuna benziyor bunlar. Ha, şeyleri göstereyim depoyu. Depolar inek burnuna benziyor. Oraya çok da hoş. Geleceğim ama bunu anahtarı çıkaramıyorum. Buradan da müdahale edebilir miyim? Edebilirim. Evet. Şimdi açtık depoyu. Depo bu şekilde açıldı. Tamam mı? Hani ama kapak sabit. Evet. Hani ne diyorduk? Tenere'nin ilk çıktığı zamanki tarihte ne dedik? Kapak bizim için sorun değil. Evet. Böyle niye yapmamışlar dediğimizde Tenere kendini yalanlar duruma gelmiş. Evet. Bu da ne neden oldu sence? Buna ne neden oldu? Buna şöyle oldu. Şimdi sen ben binmiyoruz ya bu motora her zaman. Evet. Farklı binen insanlar da var. Bunu sadece gösterişli olduğu için alan insanlar da var. Görsel anlamda. Genelde o insanların altında oluyor zaten, öyle söyleyeyim. Ama bunun kapaklı olmasındaki nedeni şöyle açıklayabiliriz. O kadar ben, ihtiyacı yok. Yani hayır, onda dendi yani düştüğü zaman yamulursa hani yola devam edebilme adına filan hani kapak o yüzden elde benzin alabilesin diye. Evet. Bunda da iki depo var. Zaten birisinde bir şey olursa diğer depodan da faydalanabiliyorsun. Kesinlikle, kesinlikle öyle. O yüzden kapak bu şekilde yapmışlar. Süper. Onu da anlayışla karşılayabilirim. Karşılaştıralım abi. Abi ikisi de Euro 5 zaten. Evet. Egzozdan bir şey söylemiyorum. Şimdi ben böyle bir şey ister miyim? Öncelikle burada bayağı büyük bir ciddi bir oturarak göstersene var. Abi. Peki gel. Öyle yapalım. Anlat oturarak anlat. Şimdi şu anlat. Noktada. Evet ben de yanına geleyim. Tamam. İki farklı güzellik var. Biri handikap, biri güzel bir olay. Hı hı. Şimdi burada çok geniş bir şey var. Bu evet. Genişlik, ben dar bir yerden geçerken ayağımı bunun arkasına saklayabiliyorum. Darbeyi motor alabiliyor. Bu güzel bir şey. Yağmurda da mesela evet, şey yapması. Arkasına saklayabiliyorum. Evet. Rüzgarda, yağmurda. Hı-hı. Bir yandan da motor düşerse, hı-hı, kötü bir yani arazide olabilir böyle evet, şeyler. Evet. Motor düşerse ayağımı kurtarmak için burada bir yer var. Deponun evet, çıkıntısı burada bir güzel bir şey. Tenere 1200'de de böyleydi. Büyük, evet, oluyor. Büyük motorlarda. Büyük makinelerde, büyük evet, depolu aletlerde oluyor. Bu bir yandan güzel bir şey. Ama bir yandan burada bir ağırlık ister miyim? Ormanda ya da stabilize 23 yolda. Litrelik bir depo. İstemem. 23 kilo burada istemem. İstemez. Litre daha ben doğrusu. Ben de bunu düşünerek zaten vazgeçtim. Evet. 700'lük bir makinede. Mesela bunu Tenere 10 bloğu gibi mesela bir blok çıkartsaydı. Hı-hı. T10 diye. Hı-hı. Hı-hı. Tercih ederdim. Evet. Açık konuş. Evet, evet. Öyle bir şey olabilirdi. Ama görüntüsünü hantallaştırmış. Altında ona oturduğunda normal Tenere 700 oturduğumda, Bird Raid'e oturmadığımda daha bisiklet gibi bir şey hissediyorum altımda. Daha atletik bir şey hissediyorum. Bu atletik bir görüntü değil benim için. Görüntü değil ama yine kullanmadan karar veriyoruz. Burada ön belki de bilgi olarak konuşuyoruz. Hı-hı. Belki de kullansak ya Tenere 7'nin diğer hani no düz versiyonundaki gibi gayet yine atak ve becerikli diyebiliriz. Öyle belki. Olduğuna çok eminim bu arada. Bence öyle olduğunu düşünüyorum. Ben öyle olduğuna çok eminim. Aynı şeyi hissedeceğiz kullandığımızda. Bu psikolojik ama. Evet. Yani dar bir yere giderken toprakta stabilize yolda kontrol asfalttaki gibi değil. Görsel sizi minicik bir düşünceye bile sevk etse düşündüğünüz ya da yapmanız gereken şeyden sapabilirsiniz. O yüzden diyorum. Ama artı kısmıyla değerlendirirsek artı de, kısmıyla şunu söyleyebilirim ben. Toroslar gezimde, hı hı, 17 litrenin 16,5 litresine kadar kullanıp ayıptır söylemesi, madem senin kanala gelmiş gibi konuşayım. Hı hı. Tuvaletimi yaptığım halde tuvaletimi getirdi. Yani ne yapacağız endişesi bir bağırsaklara baskı yaptı. Yapar. Yapar. O anlamda da 23 litre güzel bir şey. O anlamda 23 litre müthiş bir şey. Evet. Ormandan stabilize yoldan uzun bir tur yapıyorsunuz ve benzin molası vereceğiniz yerler yoksa şehre evet, yakın değilseniz bu. Kesinlikle. Evet, belki de o yüzden bu şekilde bu yapıldı. Evet. Ona göre de şey düzenlendi. Ama şu öndeki gidon amortisörümüz müthiş bir şey abi. Bak çevirdiğindeki şu rahatlığı arazide düşünebiliyor musun? Yani. Ve artı şey üst düzey evet, evet, kullanımda evet, 170'i falan geçtiğini, hı-hı, düşün 160 kafa sallama gibi bir şey kalmıyor. Aynen öyle, sizin yerinize gidonu tutan bir şey var. Evet. Bu arada
en beğendiğim özelliğini söyleyeyim ben bunu. Söyle. Sele. Sele değil mi? Evet abi. Tenere 700'de, normal Tenere'de daha doğrusu. Bu sele çok ciddi bir eğim var burada. Ve ben selenin tamamını kullanamıyorum Tenere 700'de. Ama bunda selenin burasını da kullanabilirim. Hatta hemen göstereyim size. Abi. Üstüne çıkabiliyorum motorum burada. Anladım. Hala seledeyim. Onu da hangi harekette yapıyorsun mesela? Burada şeyi düşünerek? Eğimdeysek eğer. Evet. Dönüyorsak. Öne ağırlık vermek istiyorsak. Korktuysak ya da agresif bir kullanım yapıyorsak burada. Seleyi kullanmak istiyoruz. Viraja geldiğimizde, ya performans dönüşlerinde bunlar. Selenin, yani viraja gelirken selenin önüne çıktığımızda böyle bir hareket var. Önüne çıktığımızda motor ufalır. Motorun arkası kayarken önde olduğunuzda az bir kayma hissedersiniz. Çok kaysa da. Ama arkada olduğunuzda sizin vücudunuzla beraber kayacağı için psikolojik olarak çok kayıyor gibi hissedeceksiniz. Evet. Sele kullanımı o yüzden çok önemli. Keşke bunun selesi de yukarıya doğru devam ediyor olsaydı. Ama o depo işte bunu o yüzden biraz depoyu indirmişler. Evet, evet. Ve o şekilde bir şey yapmışlar. Evet. Bunda depo üstü çanta kullanamama gibi çok aptalca hani bir kaygınız olabilir. Ki gerek yok bence. Aynı fikirde. Bunu da böyle değerlendirelim. Gelelim ekran hemen diğeriyle bizim 2023'le aynı. Herhangi bir değişiklik yok ama yine çok önemli bir şey geliyor ortaya. Amortisörler. Sen bu konuda bilen bir insan olarak değerlendirir misin bize rica etsem? Abi, yani KYB amortisör. Şimdi Yamaha ve Kawasaki KYB kullanıyor. Yarış bölümünden bahsediyorum ben hikayenin. Suzuki ve Honda da Showa kullanır. KYB'nin genelde stok satın aldığınız motosikletlerde, sokak motorunda da böyle bu, yarış motorunda. Yarış motoru aldığınızda yarışın en base seviyesini, en alt seviye, giriş seviyesi süspansiyonları takarlar. Sokak motoru aldığınızda da sokağın giriş seviyesi süspansiyonlarını takarlar. Ben tahmin ediyorum ki, girip araştırmadım ama tahmin ediyorum ki üstündeki süspansiyonlar KYB'nin giriş seviyesi süspansiyonları. Giriş seviyesi. Evet. Çünkü maliyet açısından da. Kesinlikle. Süspansiyon fiyatlarını aşağı yukarı şöyle söyleyeyim. 3000 euro. Ön 3000 euro arka gibi düşünürsek ciddi bir fark olur arada iyi bir süspansiyon takarsa. Tabii ki. Ama burada şöyle bir avantajımız var KYB'de. KYB zaten süspansiyon ürettiği için bu motosiklete üstündeki süspansiyonların içi değiştirilerek upgrade edilebilir. KYB'de, kartuş aynen amortisör takarak. Evet, evet. Evet. Close chamber söylenebilir ya da sadece kartuşunu değiştirip söylenebilir, değiştirilebilir. O konuda upgrade edilebilir bir şey olması müthiş bir şey. Evet. Genelde hep ön taraf değerlendirdik. Genelde şey yaptık ama arka aynı. Tenere 700'lerin şeyiyle arka aynı. Arka çanta demiri takmak istersen Tenere 700'de kullandığımız arka çanta demirini de burada yararlanabilirsin. O şekilde bir şeyler var. Var mı eklemek istediğin gözüme, bir şey? Gözüme şey çarptı. Ön tarafta yine nereden rahat gösterebiliriz? Şöyle oradan bilmiyorum. Gelsin Yılmaz Utku. Şurada artık bizim su kabımız burada. Evet, yukarıdaydı. Bu çok hoş yukarıdaydı. Bir şey değil. Evet. Bu çok hoş bir şey değil. Şey yapabilir mi diyorsun? Darbe oradan alabilme her imkanı şey olabilir. Olabilir her şey olabilir. Ama şu var. Bazı Tenere 700'lerin şeyini görüyorum. Burayı kapatır vaziyette bir platform bir şey yapılabilir mi diye ama bu da ön tarafa doğru. Buraya bir şey yaparlar. Herhalde öyle düşünüyorum. Umarım yaparlar. Şeyler bazen çok sert olabiliyor. Ya ben yine topraktan ve ormandan konuşuyorum sürekli ama dallar, budaklar, kökler olmadık bir evet, olmadık bir şey. Bunlar bir başımıza şey, gelebilir. Olmaz mı? Olur dediğimiz olur. Şey. Yüzde belki bir. Ama olursa kötü olur. Sıkıntı yaratır. Evet, bu makineyi öyle. Araziden bir yerden almakta sorun yaratabilir. Aynen öyle. Evet. Belki de bunu daha sonrasında başka bir yere alabilirler. Aynen diğerinde. Öyle. Ne demek istediğini şöyle gösterelim burada. Bizdekilerde yani diğer daha önceki şeylerde burada bulunuyor. Su kısmı. Ve o yüzden sıkıntı yaratmıyor. World Rate'de böyle bir şeyi aşağıya almışlar. Şimdi veda etmeden önce konuşmuş olduk ama eklemek istediğin şeyler varsa onları da ekleyelim. Mesela diğer yandan beklediğin bir şeyler var mıydı? Ya da ne eklemek istersin? Öyle diyeyim. Ya şöyle, en azından World Rate için söyleyeceğim. Onun için konuşacağım. Hadi rally'de biz bu fren kablolarında, fren hortumlarında plastik karşılaştık. Evet. Tamam, boş paketinde katlanılabilir bir şey. Rally'de zaten bekliyordum çelik fren hortumu açıkçası. Rally'de de çelik fren hortumu çıkmadı.
Word Ape'de en azından olabilirdi. Evet. Bunu bekledim açıkçası yani, yalan söylemeyeyim. O biraz üzdü beni. Peki şey bekler miydin? Exos, Acrobatic Exos bekler miydin? Word Ape'de mesela. Exos beklemezdim abi. Çünkü üstündeki Exos zaten çok, yani tüp değişiyor zaten sadece. Headers'tan gelmiyor. Evet. Üstündeki tüp çok başarılı bir tüp. Ben de öyle görüyorum. O yüzden hiç iki tenerede de yani Acrobatic aramadım. Evet. Ama millet sese meraklı diye hani takmak istersek güzel olurdu falan diyenler var. İnan ben de sesinden de memnunum. Evet. Aynen öyle. İşlevinden de memnunum. Çok güzel bir sesi var. Ben hiçbir şeyin değiştiğini sanmıyorum. Orada Acrobatic yazdığında mutlu olacaklar sadece yani. Bana öyle geliyor en azından. Görsellik anlamında biraz daha çok evet, şey var. Yani hiç ihtiyacı yok. Performansı attıracağına inandığın bir hayır, var mı yok sana göre? Headers'tan değiştirseydik, evet, yani bu Euro NCAP standartlarını çöpe atsaydık, evet, o zaman evet performansla alakalı bir şey olurdu ama tüpü değiştirmek, ki headers alıp bu tüpü de kullanabiliriz. Gerçekten çok iyi bir tüp var üstünde bu arada bunun. Evet. Biz bulunduğumuz yer olarak Tuna Motosiklet'te senin bir iki şeyin vardı. Onları söyle istersen. Çünkü tamam, sen bunu özellikle söylemek istediğini belirttin. Evet, evet. Söz senin. Yani bunu anlaşmalı konuşmadık. Sen kendin istedin. Evet, evet. Evet, kesinlikle öyle. Şimdi arkadaşlar, zaten benim bir iki videomu seyrederseniz yalan söylemeyen bir adam olduğumu anlayacaksınız. Evet. Ben buraya geldiğimde Yamaha bağımlısı ya da Yamaha sever bir adam değilim ben. Çok bayılmıyorum bir sürü motoruna. Ki acımasız eleştirdik zaten. Evet. Çok bayılmadığım şeyler var Yamaha'da. Yamaha ile alakalı söylemiyorum. Tuna motoru iyi bir yer. Ben buraya ilk geldiğimden beri iyi karşılanıyorum. Tanıştığım herkes de çok kibar ve güzel insanlar. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ve Yamaha ile alakalı değil. Misafirperverlik ve arkadaşlık etme konusunda hakikaten iyi insanlar. Bu Tuna motosikletin kendi iç yapısında, bünyesinde olan kurumsallığı ile alakalı. Ben de o yüzden hani bir ailenin ferdi gibi görüp burada çok zaman geçiriyorum, buraya geliyorum, ediyorum. O yüzden de buradaki şey bir buluşma yeri gibi geliyor bana. Evet. Ve buluştuğumuz bir yer olması itibariyle. Çünkü buraya gelen dostları da şöyle bekleriz. Burada çay kahve içiyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Hatta olumsuz olabilecek herhangi bir şeydi servisle ilgili. Ya ne oldu, gel inelim konuşalım, halledelim, bir daha olmaması için ne yapabiliriz'i kesinlikle insanlar burada halletmeye çalışıyorlar. Biz evet, öyle görüyoruz. Bu da samimiyeti yaratıyor. Evet. Bu konuda hani reklam manasıyla konuştuğumuzu sanmayın. Ev sahipliği evet, evet, yaptığı diye konuşmuyoruz. Alakası genel itibariyle bu böyle olmuştur zaten. Evet. Ya benim buradan hiçbir çıkarım yok arkadaşlar gerçekten. Niye gerçekten verdik paranı? Ya, oha! Abi sus. Hayır, gerçekten hiçbir çıkarım yok burada. Gerçekten çok güzel. Sarılan insanlar var burada ya. Güzel, güçlü tokalaşan insanlar var burada. Keyifli güzel insanlar. Güzel tabir ettin. Güçlü tokalaşan insanlar var. O da samimiyetin gücü evet, evet, olarak. Evet. Kesinlikle görelim öyle. Çok sağ olun. Ne demek? Videolar çekelim sende. Bir şeyler olsun birader. Çok sevinirim. Çok isterim çok ben de. Çok sevinirim. Çok samimi buldum. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Veda edelim. Herkese seyrettiği için çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha farklı videolarla, daha farklı fikirlerle sizin karşınızda olmayı arzuluyoruz. Sağlıkla ve keyifle sürün. Lütfen mutluluğunuzu hiçbir şey için terk etmeyin. Görüşmek üzere.